Bugün 26 Haziran Karabük Üniversitesi'nin önündeyiz. Ne var burada? Anlatsana. Burada bir sürü insan var. Neden gelmiş bu bir sürü insan? Bugün sınav sonuçları. Niçin? Kazanmak için. Sınavı kazanmak için. Beşmenevler'de daha önce kadın çocuk doğum hastanesi vardı. O hastane yıkıldı, yerine Karabük Üniversitesi tarafından meslek yüksekokulu yapılmak istendi. Fakat müteahhit kaçtı falan, bir şeyler oldu. İnşaat aylarca yarım kaldı. En son çare Karabük'ün kanaatkarları dediler, buraya biz hastane yapalım, üniversiteden geri alalım. Üniversiteden geri almak için protokoller, çalışmalar, yazışmalar, bir sürü bir şeyler oldu ve en sonunda proje değişti. Proje ne oldu? Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi Beşenler Ek Hizmet Binası oldu. Asistanım, sen okur musun? Okudum. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5000 evler hizmet binası inşaat alanı. Teşekkür ederim asistanım. Şimdi inşaat alanına bakacağız da, inşaat falan yok. Bugün cumartesi. Su basmış. Olabilir. Tamamen basmış. Baksın şu. Bir yeri. İnşaat devam ediyor mu? Etmiyor mu? Yok. Tuhaf bir şeyler yapılmış buraya da ben anlayamadım. Projede böyle bir şey var mı? Bakalım. Projede yok, gözükmüyor. Yok. Bir de diğer taraflardan bakalım. İnşaat alanına girmeden önce 5000 evlerde görüntüyü, genel görüntü alalım istedim. İleride Karabük Üniversitesi gözüküyor. Kampüs alanı. Evet, bu yeşillik alandan. İnşaat alanı. Anlam veremediğim şekilde. Ne? Bunlar ne? Tuğla mı koymuşlar? Evet. Nedir? Neden böyle yapılmış? Ben de hiç. Az önce Karabük Üniversitesi tarafından meslek yüksekokulu demiştim ama orada bir yanlış, hata yapmışım. Aslında buraya Sosyal Bilimler Fakültesi yapılacaktı. Sosyal Bilimler Fakültesi inşaatı yarım kaldı, müteahhit kaçtı falan denildi. Ama durak bile, durağın ismi bile
Sosyal Bilimler Fakültesi olarak daha önceden buraya yapılmış, konulmuş. Şimdi Sosyal Bilimler Fakültesi yerine burada Ek Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binası yapılacak. Nasıl? Güzel değil mi? Hep işlerimiz yarım yamalak. Bu duvar yıllar önce yapılmıştı. Kadın doğum çocuk hastanesi olmadan önce sınav duvarı yapılmıştı. Otuz yıl önce de buradaydım. Burada çekim yapmıştım. Şimdi de yine böyle ağır durup harman topluyorum. İnşaata girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. İnşaat yarım kalmış. Çalışma falan yok. Şuradan genel görüntü mü? Hemen yukarıda eczane var biliyorsunuz. Daha önce gelenler bilir. Bu açıdan da görüntü alalım. Çalışma yok. Sorunca pandemi nedeniyle mi derler bilmiyorum. Sadece burası mı? Karabük'te bir yer daha var. Oraya daha önce gitmiştik. Tekrar oraya bir gidip bakalım. Şimdilik görüşmek üzere. Pandemi yasakları Temmuz'dan itibaren sona erecek. Bu arada cumartesi günü Safranbolu'da şöyle bir gezelim dedik. Dükkanlar açılmaya başlamış. Çok güzel bir etkinlik var burada. Ve çekim yapmaktan, haber yapmaktan yorulmuş Atabey burada karnını doyuruyor. Afiyet olsun Atabey. Neler söyleyeceksiniz? Çok mu yoruldunuz bugün? İyi bakalım, afiyet olsun. Like atın ve abone olun. Evet, Safranbolu'nun meşhur lokumları. Şöyle bir genel görüntü alalım. Her zaman lokum ikramı yaparlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Hiç rahatsız olma. Ben seni de şöyle bir görüntü alayım. Tamam. Kaşık alacaktık burada. Şu içeriye bakalım. Kaşık. Nerede dedin o kaşıklar? Benim söylediğim kaşıklar. Ha şurada. Kahve yapmak için tahta kaşık. Kahve yapmak için tahta kaşık. Baba kahve rengi alacağım. Hangisini istiyorsun ona? Hediyelik eşya. Ben fiyatlar. Bize anlat. Hadi bakayım anlat size. Safranbolu'nun tarihi lokumlarından. Hemen kardeşimiz bize anlatacak. Nedir Safranbolu'nun tarihi lokumları, evleri, lokumları evet. Meşhur. Bize ne anlatacaksın bakayım? Safranbolu'nun burada ilk lokum burada yapılmıştır. Evet. İlk lokum Şekerci Osman Özkan tarafından. Evet. Burada. Hatta buranın, bu dükkanın içerisi hem imalat hem satış noktasıdır. Arka taraf imalattır. Kazanların olduğu yer vardır.
Hatta şu kazan Şekerci Osman'ın badem şekeri kazanıdır. Vay anasını. Badem şekeri. Evet, aynen öyle efendim. Yani burada tarihi bazı şeyler daha var. Yerli üzüm pekmezi mi diyor? Evet. Burada pekmez yapılıyormuş. Kahvelerimizi bunda çekiyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde diyorsun. Evet. Lokum, kaç çeşit lokum var burada? Lokum, kakaolu var, kadayıflı var, çifte kavrulmuşlu var, kahveli var, narlı, safranlı, kaymaklı var. Safran Buda'ya ismini verdiği için daha çok tercih ediliyor. Bir de buranın, bu dükkana özel bir şekilde olan ilk lokumu yapıldığı için şu şekilde ortası fındıklı, daha büyük boyutlu olan bu lokumlarımızdan var. Evet. Lokum fiyatları ne kadar? Lokumlarımız açık olanları 42 liradan başlıyor. Çifte evet. Kavrulmuşlar 50 liraya yükseliyor. Hediyelik alacaksanız kapalı lokumlarımız var böyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burası Safranbolu'nun meşhur Muvakkithanesi. Muvakkithane bildiğiniz gibi Osmanlı döneminde saat ayarları yapıldığı yer. Burada daha önce çok önemli el yazması, altın varaklı Kur'an-ı Kerimler vardı. Bu Kur'an-ı Kerimler bir gün çalındı. Evet. Hala o Kur'an-ı Kerimler kayıp. Muvakkithanenin en önemli noktası şuradaki güneş saati. Hemen güneş saatine geliyoruz. Namaz vakitleri buradaki güneş saatine göre belirleniyor. Şu nokta tam gölgeyi düştüğü nokta saati gösteriyor. Yani tabii şu dereceyi bulduğumuz zaman saat belli olmuş oluyor. Az çok Arapça bilen varsa şu gölgenin düştüğü çizgi var ya. Evet evet. Onun karşılığı kaç şurası yazıyor orada? 11 zaten. Evet. Şöyle baktığımız zaman da 12. 12. Normalde saati olan? 11.30. 11.30. 30'u. Tabii. Şurası İleri saat, geri saat uygulaması nedeniyle o kadar sapma olabilir herhalde. Evet, bugünlük Safranbolu'dan gezimiz. Belediye burada çiçekleri kurmuş. Bu kadar. Safranbolu'ya gelip Arasta Çarşısı'nı gezmemek olmaz. 1661 yılında kurulan Arasta Çarşısı. Geçen hafta geldiğimizde kimse yoktu. Pandemi nedeniyle. Hayırlı işler olsun Emir Hanım. Sağ olun, hoş geldiniz. Sağ olun. Burada közde kahve. Şöyle genel görüntü alarak ilerleyelim. Hayırlı işleriniz olsun. Katmer tatlı. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olasınız. Şükürler olsun, çok güzel. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Hareketlilik başlamış, nasıl işler? Vallahi işler daha zayıf ama zayıf. Gün birinden sonra bakıyorum, umuyoruz. Belki iyi olacak. İyi olacak diyorsunuz. Umuyoruz. İnşallah. İyi olsun diyoruz. Bu bizim temennimiz. Evet, artık yeter. Artık aşımız oldu. Aşı da oldu. Herkese de tavsiye ediyoruz. Evet. Aşı olun diyoruz kardeşim. Aşı olmadan bu hastalıktan kurtuluş yok. Ömer abi burada mı? Ömer abi burada. Bakalım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bak Ömer abi de burada. Ressam ünlü Ömer Erdoğan. Gelin bakalım. Atabeyli ziyaretinize geldik. İyi yaptınız. Hoş geldik. Az çok da olsa Safranbolu'da hareketlilik var diyelim. Ne neymiş? Safranbolu hatırası. Sarkar bir numara olmuş. Sarkar? Kim kesti? Kim kesti?